Öncelikle beni kırmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Biliyorsunuz bugün Öykü'nün doğum günü. Ben ona bir sürpriz doğum günü partisi hazırlamak istiyorum. Öykü'yü yeniden kazanmamız lazım. Tabii sizlerin yardımıyla. Tabii tabii, seve seve yaparız biz. Çok güzel olur. Güzel ne kelime, 10 numara olur. Peki nasıl bir fikir var aklınızda? Şimdi Öykü'ye Sesa Dincer'in basın karşısında marka lansmanı olacak diyeceğim. Öbür çalışanlar için de güzel bir parti olur. Hazırlıklar için yeterince vaktimiz var. Öykü için geceyi unutulmaz kılacak her türlü öneriye açığım. Ya aslında böyle partide eski fotoğraflarını falan yansıtsak ha? Mesela Öykü bebekken, Öykü okulda. Harika değil mi ha? Hem Meral teyzeden de isteriz fotoğraflarını. Ay evet ya, çok güzel olur. Tam o sırada biz de böyle çıkar sürpriz yaparız. Ay süper. Böyle dans falan da olsun ha. Revi, görsel şöyle. Kızlarımızlar harika olur. Yuh İlker. Yani unutulmaz bir gece olacağı kesin. Hayır, yani ne unuturum ne de unuttururum. Danstan vazgeçtim. Sevmedim ben bu fikri. Aşkım ben de zaten öneri babında şey ettim yani. Ya aslında benim aklımda çok güzel bir fikir var ama çok zor. Neymiş? Öykü'nün çok sevdiği bir sanatçı vardır. Aydilgil'in şarkılarına bayılır o. Acaba siz çağırsanız gelir mi? Olur. Hallederiz. Bence sorun değil. Ama başka büyük bir problem var. Ne? Neymiş? Ayaz. Buraya gelmeden az önce kendisiyle görüştüm. Benden affını istedi. Akşama şehir dışında işi varmış, gelemeyecekmiş. Ne yapın edin, onu bu gece getirin. Nasıl yani? Öykü'nün doğum gününe gelmem mi dedin? Yok. Baktım haberi yok, direkt Öykü için diyemedim. Şimdi Öykü siz mi hatırlattınız diye yine bir ay bunalıma falan girer. Bunu göze alamadım. Ama doğum gününü söylemeden onu çağırmanın bir yolu olmalı. Evet. Yarın bu saatlerde bütün moda sektörü bizim akşamki marka lansmanımızı konuşuyor olacak. Bu önemli organizasyonda senin de olmanı istiyorum. Anlaşıldı? Anlaşıldı Sinyora. Bir de ricam olacak. Bu gecenin en şık kadını senin olman gerekiyor. Akşama bunu giymeni istiyorum. Nedir ki bu? Sesa imzalı özel tasarım bir elbise. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Sinyora. Çok incesiniz. Saçın, makyajın, tavrın. Bu elbiseyi hak edecek şekilde hazırlan ve orada ol. Ha bir de bu bunalımını evde bırakırsan sevinirim. Emredersiniz Sinyora. Emretmiyorum Öykü. Olması gerekeni söylüyorum. Sen de yaparsan çok sevinirim. Tabii anladım. Yani ben aslında yapıyorum ama bazen ne yaparsan yap olmuyor. Ama yaparım. Menajeri olmaz demiş. Üf, ay niye ya? Şu menajeri çıkarsa karadan olmuyor mu? Olmuyor. İyi tamam. Ne yapalım? O zaman biz de deneriz bir şansımızı. Tamam, görüşürüz. Kadının menajeri olmaz demiş. Programı çok yoğunmuş. Para pul da geçmiyor tabii kadına. Hadi şimdi sanatçıyı ayarladık diyelim. Ayaz'ı ne yapacağız? Siz onu söyleyiniz. Ha. Bir de öyle devasa bir problemimiz var değil mi? Bakalım partinin esas oğlanı ne alemde? Ha, alo Ayaz. Ha canım ne yapıyorsun? Ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu akşamki Sesa Dinçer'in gecesine geliyorsun sen değil mi? Ya benim gelmem pek de mümkün görünmüyor Burcu.
barınak projesi için şehir dışına çıkmam gerekecek. Ya Ayaz, ama çok önemli bu, biliyorsun. Bak, stadyum projesi uzun vadede kazanç sağlayacak. Ama şirkete acil sıcak para lazım. Yani anlayacağın, bu iş seyahatine çıkmazsak şirket için tehlikeli olabilir. Anladım, anladım. Görüşürüz. Ortak, iyi misin? Ortak! Hı? İyi misin? İyi miyim? Sorduğun şey, kafamda bazı şeyler netleşmeden pek olmayacak galiba ortak. Alo, Ayaz müsait miydin? Ben de tam seni arayacaktım. Beni mi arayacaktın? Hı, tebrik etmek için. Teşekkür ederim. Bu akşam marka lansmanı varmış. Öykü Acar'ın önlenemez yükselişini takip ediyoruz. Hasan, onun için. Anlamadım. Teşekkür ederim ya, sağ ol. Arkadaşın olarak yanında olmak isterdim ama programın pek uygun olmadı. Yok ya, hiç önemli değil. Tamam, o zaman ben seni meşgul etmeyeyim. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Sağ ol Ayaz ya. Yani ben senin yükselenine kadar merak edeyim, öğreneyim. Ama sen bir benim doğum günümü hatırlama. Sen bekle, ben geceyi başlatayım. Peki sinyora. Sevgili davetliler, bu özel geceye hoş geldiniz. Eminim hepimiz için özel bir gece. Ama bazılarımız için birazdan çok daha özel bir gece olacak. Şimdi sizler için hazırladığımız sürpriz Barco Vizyon gösterisine başlıyoruz. Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Sen... Ne demek canım? Olur mu öyle şey? Birazdan vereceksin işte kendi elinde hediyeni. Allah Allah. Ya ben vereceğim de. Bakalım alacak mı? Taksi. Hadi bakalım. Hadi geçin. Her şeyi hazırladım Önem. Geç haber verdiğim için özür dilerim Önem. Her şey markamızın tanıtımı için Önem. Bravo. Gerçekten harika bir şirket lansmanı oldu Monika. Tebrik ederim. Bunca insanı öykü için bir araya toplama ne hoş bir jest oldu. Keşke önceden benim de haberim olsaydı bu sürprizden. Gelir miydin? Hiç sanmıyorum. Ben
diğer sürprizlerle ilgileneyim. Kraliçe, yani biz bu fason şöhretin ismini silmeye çalıştıkça birileri gelip onun isminin altını çiziyor, gözümüze sokuyor. Ya ne yapacağız biz? Yani şirket partisi diye geldik, Öykü'nün sürpriz doğum günü partisi çıktı. Ay çok pardon ama yani bu aralar tabii ki bütün amacımız onu mutlu etmek, onu unutmuşum. Abartma hayatım. Bak her şey ne güzel işte. Hem biz de kaçarız biraz, değil mi? Ya iyi ki geldiniz. Ne kadar güzel bir sürpriz oldu bana bilemezsiniz. Monika Hanım, size çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Bekle, daha gece bitmedi. Katilim, kaç beni yok ettin. Aşkın mahkemesi yok ki. Suçlu gözlerin, suçlu gözlerin. Ayna, ayna, anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşktan haberin yok. Ayna ayna anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşktan haberin yok. Ayna ayna anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Ayna ayna anlat ona. Yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşkın çaresi yok. Aşkın çaresi yok. Aşktan haberin yok.
İyi ki doğdun Öykü Hacer. İyi ki hayatımızdasın. Açıkçası Ayaz çok özel biri için diye söyleyince ben de onu kıramadım. Bu kadar güzel insan da bir araya onun için toplandığına göre o gerçekten çok özel biri olmalı. Biz de o özel kişi için söyledik. İyi ki doğdun Öykü. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tabii tabii hadi. Hadi. Ben gelmezsin sanıyordum. Çok şaşırdım. Birini söyledi mi? Hangini söyledi? Ayaz kim söyledi? Kimse söylemedi. Ben biliyordum zaten. Biliyordun ve bütün gün bana oynadın mı? Çok kötüsün. Sırf sana mı acaba? Hepimize ya. Ben hariç tabii. Kardeşim yine ters köşenin en acayibini çaktın yani. Gelişin zaten gecenin en büyük sürpriziydi. Söylediğin şarkı olay oldu oğlum ya. Evet ya. Sen şarkı söylemeyi biliyor muydun? Ne kadar güzel söyledin. Ya... Bizim okulda orkestra grubumuz vardı. Ha Emre de sağ olsun yardım etti. Bu arada İlker'cim, bir kadının doğum gününe eli boş gidecek kadar aklımı kaybetmedim. Tabii birinin yardımı dokundu. Monika Hanım sağ olsun ben aradım, bir eksik var mı diye sordum. O da eksiği kulağıma fısıldadı. Ayaz, çok teşekkür ederim. Hediyeni beğenmişsindir umarım. Göreceğim son doğum günüm. Sana söz veriyorum kızım. Seni bir daha asla rahatsız etmeyeceğim. Son kez doğum gününü kutlamak istedim. Hediyen. Umarım beğenirsin. Kızım, güzel kızım. Bu çizdiğin ilk elbise. Yıllarca sen diye baktım ben bu resme. Dönemedim yanınıza. Bugüne kısmetmiş. Kovsan da, sevsen de, dövsen de haklısın.
Ama sen benim en değerli parçamsın. Baba! Öykü! Öykü! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.